Yunanistan sürekli Türkiye'ye meydan okuyarak Türkiye'yi korkutabileceğini sanıyor. Komik olansa şu, Yunanistan sürekli tatbikatlarla ordunuz hazır mesajı veriyor. Sizin ordunuz olsa ne olur? Siz bizim için adam bile değilsiniz. Denizin dibinden havlamaya devam edin. Öncelikle askeri sayılardan başlamak istiyorum. Bu tabloda gördüğünüz gibi kırmızı taraf Yunanistan, mavi tarafsa Türkiye. Tabloda ezici bir üstünlüğümüz söz konusu. Rakamları tek tek okumayacağım. Özetleyecek olursak, Türkiye'nin 42 milyon askerliğe elverişli vatandaşı var. Yunanistan'ın ise yaklaşık 5 milyon. Tabloda uçak, tank ve gemi gibi savunma sanayideki üstünlüğümüz de açıkça ortada. Yunanistan bu rakamlara rağmen Türkiye'ye meydan okuyormuş. Gerçekten komik duruma düşüyorlar. Tabii bunların tek güvencesi arkasındaki abileri. Şimdi ise sizlere olası bir savaşta Yunanistan'a karşı Türkiye'nin yapabileceği şeyleri aktaracağım. İlk olarak kendi sınırlarımızın içinden azami 120 kilometre menzilli topçu roket ve füzelerini kullanabiliriz. Bunlar yakındaki adalarda yer alan Yunan askeri çıkarlarına zarar verir. Bu adalarda kullandıkları askeri üsler ve hava alanları en basit topçu roket ve füzelerimizin menzili içinde. Yine atış zarfına bağlı olmak üzere azami 100-110 kilometre menzile sahip. Savaş uçaklarından atılabilen kanatlı güdüm kitlerimiz, KGK'larımız mevcut. Eğer Türkiye daha uzun bir menzilde müdahale etmek isterse, o zaman 150 kilometre menzilli J-600T Yıldırım karadan karaya füzelerimiz devreye girer. Bu balistik füzelerimizle yine menzili içindeki adaları vurma kabiliyetimiz var. Daha da uzun menzilli müdahaleler için kendi hava sahamızda uçan uçaklarımızdan son seyir füzelerimizi kullanabiliriz ki onların menzili 280 kilometrenin üstünde. Sıcak temasa girmeden atabileceğimiz adımlar bunlarla da sınırlı değil. Pençe harekatında rüştünü ispatlayan Bora balistik füzeleri var. Bora'nın menzili de azami 280 kilometre civarı. Yani istersek bu mobil sistemle teorik olarak Yunanistan'ın başkenti Atina dahi vuruş alanımızın içine girmiş oluyor. Böyle bir hamle de Türkiye'nin olası seçeneklerinden biri. Bütün bunları hesaba kattığımızda Yunanistan'ın Türkiye ile topyekün bir savaşı göze alması Atina için tam bir aptallık ve felakettir. Yunanistan şu ana kadar kazanmış olduğu Adalar Denizi'ndeki bütün kazanımlarını kaybedecek. Avrupa Birliği'nden siyasi destek alabilir ama bu siyasi destek de sınırlı kalır. Bizi adeta denize olta atamaz hale getirecek bu oyunlara elbette seyirci kalamaz. Yunanistan çok parçalı bir ülke. 2000 civarında ada var deniyor. Yunanistan'ın 18 milyon nüfusu var. Askerlik çağına gelenlerin sayısı belli. 4-5 milyon güçlük bir durum ortaya çıkıyor. Bu güç üretim mi yapacak yoksa savaş mı? Yunanistan karayı, Mora Yarımadası'nı nasıl savunacak? Meis ve Midilli gibi adalara lojistik ikmali nasıl yapacak? Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki egemenlik haklarını her ne pahasına olursa olsun koruyacağını açıklaması ve bu açıklamalarını Yavuz, Fatih, Barbaros gibi sondaj ve araştırma gemilerini bölgeye göndererek kararlılığını göstermesi yeni bir süreç başlattı. Doğu Akdeniz'deki meşru haklarımızı kullanmamızı engellemeye yönelik akıl ve hukuk dışı girişimlerde Avrupa'nın bize bakışı konusundaki tereddütlerimizi artırıyor. Bölgede kendi başına bir şey yapamayan ve Amerika, İsrail, İtalya, Mısır gibi ülkelerle yaptığı ortaklıklar üstünden Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışan Yunanistan, son dönemlerde tansiyonu daha da yükselten açıklamalar yapıyor. Yunan ordusunun hazır halde beklediğini söyleyen Yunan yetkililer, Türkiye'yi korkutabileceğini sanıyor. Yunanistan'ın hazırlıksız şekilde yakalandığı adım için aylar öncesinden savaş tehdidinde bulunması, Doğu Akdeniz'deki askeri hareketliliği had safhaya çıkarmasına neden oldu. Türkiye bir taraftan diplomasiyi ve müzakereleri öne çıkartarak, diğer taraftan da Oruç Reis'in güvenliğini sağlayarak kararlılığını sürdürdü. Doğu Akdeniz'de biz şu ne diyor, bu ne diyor değil, biz ne diyoruz. Biz buna bakıyoruz.
Yunanistan 1830 yılında Osmanlı İmparatorluğunu Ege Denizi ve Balkanlar üstünden çevreleyecek jeopolitik bir tampon devlet olarak kurgulandı. Batı Asya Türklerinin deniz üstünden batıya genişlemesini engellemek ve Anadolu'nun batı ve güney eksenlerinde Akdeniz'de bağının kesilmesi. Kısacası Türkleri kıtaya sıkıştırmak için oluşturuldu. Türk boğazlarını kontrol eden bir devletin Yunanistan'la bütünleşerek Ege Denizi'ni de kontrol altında tutması emperyal jeopolitiğin karabasanıdır. Türkler daima karada tutulmalı, denize çıkışları önlenmelidir. Yunan-Türk düşmanlığının idamesi, Rusya'nın Akdeniz'e inişinin kontrol altında tutulması için de büyük bir hedeftir. Yunanistan ve Türkiye'nin gelecekte Rusya yanlısı bir siyasetle birlikteliği, kenar kuşağın Avrasya jeopolitiğinde büyük yara açar. Bu nedenle Yunanistan'ın Türk düşmanlığı, Hristiyanlık ve Helenizmle Batı'nın jeopolitik çıkarlarına göre her dönem kullanılmalı ve kışkırtılmaya açık tutulmalıdır. Bu nedenle Yunanistan, Türkiye'nin üzerine her dönem kullanışlı aptal olarak sürülme tuzağına düşürülmüştür. Burada Yunanistan tarihinin her döneminde düşmana ihtiyaç duyan bir karaktere sahip olması da önemli rol oynadı. Türk düşmanlığı her daim vardı. Düşmanlığın sosyo-genetik kodlarına 450 yıllık birlikte yaşadığı büyük abiden nefret kültürünü de eklemek gerekir. Her iki ülkenin 1952 yılında başlayan NATO üyeliğine rağmen arkasına Batı dünyasını alan Yunanistan, tecavüzlerini başta Ege olmak üzere pek çok alanda devam ettirdi. Günümüzün Ege sorunlarının tümü Yunanistan kaynaklıdır. Lozan'da Anadolu'nun yani İonya'nın Türklere, karşılığındaysa Ege'nin kendilerine bırakıldığına inanırlar. Halbuki Lozan imzalandığında Karasuları rejimi 3 mildir. Yani Ege'nin açık deniz alanları %79'dur. Kıta sahanlığı bu alan üstünden pay edilecekken 1936'da Yunanistan'ın 1964'te Türkiye'nin 6 mil karasuyu ilanıyla bugün %49'luk alana gerilemiştir. Diğer yandan 1980'lerden bu yana karasularını 6 milden 12 mile çıkararak Ege'de Türkiye'ye hayat alanı bırakmamayı hedefleyen Yunanistan, egemenlik ve aidiyeti tartışmalı 153 ada, adacık ve kayalıkları da gasp ederek Ege'yi tamamen bir Yunan jeopolitiği egemenlik alanı haline dönüştürmeyi planlamaktadır. Yunanistan'ın Ege planlarına 2000'ler sonrası Doğu Akdeniz de eklendi. Kıta önündeki adaların kıta sahanlığı olmadığı halde Doğu Akdeniz'de Mısır'la, Amerika teşvikiyle deniz sınırlandırma anlaşması yapmaları bu süreçteki en son arsızlıkları oldu. Yunanistan ve Türkiye arasında yaklaşık 2 yıldır artan tansiyonun düşürülmesi için diyalog çabaları devam ederken, Yunanistan, Türkiye'ye karşı caydırıcı gücünü artırmak adına Fransa'nın nükleer gücüne sırtını dayayıp silahlanmaya yönelik yeni hamlelerde bulunuyor. Bu hamleler çerçevesinde Yunanistan ve Fransa'nın 28 Eylül'de Paris'te imzaladığı savunma ve güvenlik işbirliğine yönelik stratejik ortaklık anlaşması, Yunan hükümetinin dış politika başarısı olarak yansıtılmasına rağmen ülke içinde de tartışma oluşturdu. Son yıllarda Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail ve Mısır başta olmak üzere birçok ülkeyle imzalanan işbirliği ve ittifak anlaşmalarının ardından her defasında bu anlaşma üçüncü bir tarafa karşı değildir açıklaması yaparken, Yunan parlamentosunda anlaşmaya ilişkin görüşmeler sırasında savaşa ve hatta nükleer güce vurgu yapılan açıklamalar dikkati çekti. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in parlamentoda, "Kimin kimi casus belliyle tehdit ettiğini biliyoruz" ifadesini kullanarak Türkiye'nin casus belli kararına gönderme yapması, ardından da Fransa ile varılan anlaşmayı bir saldırı halinde Avrupa'nın tek nükleer gücü ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan tek Avrupa Birliği ülkesi ülkemizin yanında olacak sözleriyle yorumlaması, Atina'nın anlaşmayı tehdit olarak algılanan Türkiye karşısında caydırıcı bir unsur olarak yorumladığı izlenimini veriyor. Türkiye ve Yunanistan arasında pozitif gündem oluşturmak için çaba harcandığı bir dönemde Atina'nın nükleer güç olan Fransa'yı yanına aldığını belirtmesi, ikili ilişkiler gündeminde yeni bir tartışmaya yol açtı.
Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Profesör Doktor Nail Alkan, gelecek yıllarda çok daha önemli hale gelecek Doğu Akdeniz'deki kaynakları Türkiye ile paylaşmak istemeyen Yunanistan ve Fransa'nın sık sık bölgede kışkırtıcı eylemlerde bulunduğunu ifade etti. Orta Doğu projesine benzer bir projenin Doğu Akdeniz'de de yürütülmeye çalışıldığını ifade eden Alkan, dünya kaynaklarının hızla azaldığı bir dönemde son birkaç yıldır Doğu Akdeniz çok daha önemli hale geldi. Fransa, Yunanistan ve diğer müttefikleri buradaki kaynakları Türkiye ile paylaşmak istemiyorlar ve her fırsatta bölgede Türkiye'ye yönelik hamlelerde bulunuyorlar. Yunanistan ve Fransa'nın 28 Eylül'de Paris'te yaptığı savunma ve güvenlik işbirliğine yönelik stratejik ortaklık anlaşmasını da bu bağlamda değerlendirmek mümkün dedi. Alkan, Yunanistan'ın ve Güney Kıbrıs Rum kesiminin Türkiye'ye karşı zaman zaman büyük devletlerin şemsiyesi altına girdiğini vurgulayarak bu noktada en büyük desteği Fransa'nın verdiğini belirtti.